Evet arkadaşlar merhaba. Size bu videoda kefalet kesintisinden bahsedeceğim. Kefalet kesintisi nedir? Kimden yapılır? Nasıl iptal edilir ve parası, ücreti nasıl iade alınır? Arkadaşlar kefalet kesintisi taşınak kayıt yetkilisi olarak başladığınız anda sizden kesilmeye başlanıyor. İlk 3 ay cüzi bir miktar alınıyor. Yani daha doğrusu ilk 3 ay biraz fazla kesiliyor. 3 aydan sonra yüzde bir miktar kesilmeye başlanıyor. Bu şekilde siz bu görevi yürüttüğünüz sürece taşınır kayıt yetkilisi olarak bu kesinti sizden yapılmaya devam ediyor arkadaşlar. Kefalet kesintisi devletin malzemesini garanti altına alma yöntemidir aslında şeklidir. Yarın öbür gün biz yine suçu işlediğimiz takdirde oradan tahsil edilmek üzere kefalet kesintisi yapılıyor arkadaşlar. Kefalet kesintisinde arkadaşlar sonradan geri alabiliyorsunuz. Yalnız kefalet kesintisini geri alabilmeniz için yapmanız gerekenler var, onu söyleyeceğim. Bir kere bu taşınır kayıt yetkililik görevini bıraktığınız anda dilekçeyi verip kurumunuzdan dilekçenizi ilçe mal müdürlüğüne götürülmesini isteyeceksiniz. Bu görevi bırakmadan bütün bu işlemleri bitirmeniz gerekiyor. Çünkü gittiğiniz yeni görev yerinizde oradaki mal müdürlüğü bunu yapmayabilir arkadaşlar. Öyle bir sıkıntıyla karşılaşanlar oldu. Dolayısıyla dilekçe vereceksiniz. Dilekçede diyeceksiniz ki taşınır kayıt yetkililik görevlendirmemin iptal edilerek yapılan kesintilerin tarafıma verilmesi. Bu dilekçenize istinaden, tabi dilekçenizin ekinde arkadaşlar olması gereken bazı evraklar var. Bunları söyleyeceğim. Öncelikle maliye kefalet reddiyat varakası istiyor. Bunu eklemeniz gerekiyor. Kefalet reddiyat varakasını internetten indirip 2-3 nüsha şeklinde çıkarıp çalıştığınız, görev yaptığınız yerdeki harcama yetkilisi olan idareciye, okulunuzdaki okul müdürüne imzalatın arkadaşlar. Şu zimmet ilişiği olup olmadığı açıklaması kısmına da tükenmez kalemle herhangi bir zimmet suçu bulunmamaktadır ibaresini yazmanız gerekiyor. IBAN numaranızı yazmanız gerekiyor. Onun dışındaki bilgileri arkadaşlar bu göreve başlama ayrılma tarihlerinizi toplam yapılan kesintiyi maliyede öğrenebilirsiniz. Mal müdürlüğüne gittiğiniz zaman bunun devamını orada doldurabilirsiniz. Arkadaşlar bu şekilde bunu dolduruyorsunuz. Şuraya taşınır kayıt yetkilisi kutucuğunu işaretliyorsunuz. Sonrasında bunu harcama yetkilisine imzalatıp okula vereceğiniz dilekçeye ekliyorsunuz arkadaşlar. Okula vereceğiniz dilekçeye bunu ekliyorsunuz. Çalıştığınız kurumda, okulda bunu üst yazıyla ilçe mal müdürlüğüne yazıyor. Diyor ki ne diyor onu söyleyelim. İki yazı yazacak çalıştığınız kurum arkadaşlar pardon yanlış açtım. Çalıştığınız kurum iki yazı yazacak mal müdürlüğüne. Yazılardan biri şu şekilde olacak. İlçe mal müdürüne diyecek ki şu taşınır kayıt yetkilim görevden ayrılmıştır. Onun yerine şu taşınır kayıt yetkilim bundan sonra görev yapacaktır. Kesintinin ilgili kişiden kesilmesi şeklinde ya da görevlendirmesi şeklinde bir yazı yazıyorsunuz. Yeni görev alacak arkadaşın TC kimlik numarasını da yazıyorsunuz. Ve yeni başlayacak olan arkadaşın mail adresini de yazıyorsunuz ki şifre oraya gitsin arkadaşlar. Bu şekilde okulunuz sizin görevlendirmenizi, taşınır kayıt yetkili görevlendirmenizi önce iptal edecek. İptal edecek bu şekilde yeni kişiyi bildirmiş olacak bir yazıda. Hem sizin iptaliniz hem yeni kişinin görevlendirmesi. Bir böyle bir yazı gidecek maliyeye arkadaşlar çalıştığınız kurum tarafından. Bir de kefalet iadesiyle ilgili maliye bir yazı yazacak. Diyecek ki müdürlüğünde taşınır kayıt yetkilisi olarak görev yapmaktayken görevi bırakan falanca kişinin kefalet kesintisinin iadesi için vermiş olduğu dilekçesi ekte sunmuştur. Bunun zimmet suçu yoktur. Ekine de bir dilekçe diyecek reddiyat varakası ve bir adet kesinti listesi arkadaşlar. O kesinti listesi de siz okulunuzun üst yazısını maliye götürürken kesinti listesi de maliyeden alıyorsunuz. Sizden yapılan kesintiyi gösteren listeyi orada ekleyip yine onlara veriyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar sizden kesilen kefalet kesintisi 2 ya da 3 taksit şeklinde ben geri verildiğini biliyorum. Alırken maalesef iyi alıyorlar. Yalnız kesilirken iade edilirken
biraz geç iade ediliyor, taksitler halinde yapılıyor ve her taksit için de galiba ayrı ayrı reddiyat varakası isteniyor diye duydum. Ne kadar doğru bilmiyorum. O bakımdan siz yanınıza 2-3 adet reddiyat varakasını alıp imzalatın. Gittiğiniz yeni görev yerinizde yanınızda bulunsun ki ikinci taksit için istendiği takdirde oradaki mal müdürlüğüne takdim edersiniz arkadaşlar. Arkadaşlar evet, kefalet kesintisi bu şekilde yapılan bir kesintidir. Bu sonradan size iade ediliyor. Bu görev yaptığınız sürece kesilmeye devam ediyor. Yalnız okulların sizden şunu rica ediyorum. Bu görevi çalıştığınız yerden ayrılış yaptığınız takdirde mutlaka bunun takibini yapın öncelikli olarak. Yani iptali yapın. Görevlendirmenizi, taşınır kaydı yetkili görevlendirmenizi iptal edin ve kesinti talebinde bulunun. Kesinti talebinde gittiğiniz yerde belki bulunabilirsiniz arkadaşlar ama iptali mutlaka burada yapmanız lazım. Gittiğiniz yerde iptal edemiyorsunuz. İptal etmeden gittiğiniz takdirde arkadaşlar o kurumun, okulun taşınır kaydı yetkilisi olarak siz görünmeye devam edeceksiniz. Dolayısıyla o okuldaki malzemelerin sorumluluğu sizde kalmaya devam ediyor. Her ne kadar gitmiş olsanız da elinizde bir kararname olmuş olsa da siz bunu iptal etmediğiniz takdirde eski görev yerinizdeki malzemelerin sorumluluğu sizde kalmaya devam ediyor. Lütfen bunu unutmayın ve kararnameyi alıp gitmeden önce bu işlemleri mutlaka ve mutlaka bitirin. Evet arkadaşlar, kefaletle ilgili diyeceklerim bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.